Türkiye'nin gölleri birer birer yok oluyor. Son 60 yılda 240 doğal gölün çoğu kurudu. Uzmanlar kuraklığın sebebini doğal koşullardan ziyade insan hatasına bağlıyor. İklimler değişiyor, yağışlar azalıyor, göller kuruyor. Türkiye büyük bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Son 60 yılda 240 gölden 186'sı kurudu. Verileri paylaşan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Başkanı Ercan Kesici, durumun vahametine dikkat çekti. Bilhassa Eğirdir Gölü, Beyşehir Gölü, örneğin Beyşehir Gölü 25 metreyken 3,5 metreye kadar düştü son yıllar içerisinde. Yani son 30 yıl içerisinde. Eğirdir Gölü 16 metreyken onun seviyesi 3 metreye kadar düştü. Bizim doğal göl diyebileceğimiz ne yazık ki bir gölümüz kalmadı. Göllerin kurumasındaki en büyük sebeplerden biri yanlış tarımsal sulama metotları. Ancak başka gerekçeler de var. Yanlış sulama politikaları, yine aynı şekilde son yıllarda çok şiddetli bir şekilde artan ve son yıllarda göl kurumaları daha çok oldu. Ne yazık ki aşırı sondaj çekimleri. Yeraltı suyunu da bitiriyoruz. Peki İstanbul'da durum ne? İstanbul'da tıpkı şu anda ekrana getirdiğimiz Terkos Gölü gibi önemli su kaynakları mevcut. Ancak ülke genelinde devam eden kuraklık tehlikesi işte bu can damarlarını da ciddi şekilde tehdit ediyor. Alibeyköy, Papuççu Deresi, diğer yerlerde su oranı çok çok düşük. %8'lerde, %0,1'lerde ve 8,7'lerde olanlar. Terkos'u biliyorsunuz. Terkos artık eski göl özelliğini tamamen kaybetmiş bir durumda. Uzmanlar doğru tarım ve sondaj uygulamasının önemine dikkat çekerek alanında uzman akademisyenlerden bu alanda destek alınması gerektiğini vurguluyor.